Burada çok güzel bir grafik var. Sakız çiğneyen kişilerin şişirdikleri balon sayısını gösteriyor. Sakız çiğneyen kişilerin şişirdikleri balon sayısı. Evet, sanırım bir balon şişirme yarışmasındayız. 4 kişi var ve bunların her birinin şişirdiği balon sayısı burada gösterilmiş. Evet, buna göre şişirilen balonların ortalamasını ve bu sayıların, bu sayıların dağılımını yani ortalamaya olan uzaklıklarını bulmak istiyorum. Son söylediğim ortalama mutlak sapmayı hesaplayarak bulacağım. Evet, her zaman olduğu gibi burada videoyu durdurun ve kendi başınıza bu soruyu çözmeye çalışın. Önce şişirilen balonların ortalamasını ve daha sonra da ortalama mutlak sapmayı hesaplamaya çalışın. Peki, birinci adım neydi? Ortalamayı bulacağız. Nasıl mı? Şişirilen balonların toplam sayısını balon şişiren kişilerin toplamına bölerek. Peki. Mustafa 4 balon şişirmiş. Bravo. Samet 5 tane. Ona da bravo. Kemal 6 tane. Vay be. Baloncu Kemal. Ve Tarık da bir tane şişirmiş. Peki kaç kişi var? 1, 2, 3, 4. O halde bunu, bu toplamı 4'e böleceğiz. Peki toplam ne? 4 artı 5, 9. Artı 6, 15. Artı 1, 16. 16 bölü 4 ise 4'tür. O halde şişirilen balonların ortalaması 4'müş. Şimdi bunu grafik üzerine kalın bir çizgiyle gösterelim. Evet, işte ortalama balon sayısı. Sırada ortalama mutlak sapma var. OMS, ortalama mutlak sapma. Bunu bulmak içinse her kişinin şişirdiği balon sayısının ortalamadan ne kadar saptığını bulmamız gerekiyor. Evet, ortalama kelimesini o kadar çok kullandım ki umarım kafanız karışmamıştır ama soruyu çözerken bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Peki, şimdi tek tek bakalım. Evet, Mustafa'nın şişirdiği balonların sayısı ortalamadan ne kadar sapmış, yani ortalamadan ne kadar farklı? Mustafa 4 balon şişirmişti ve ortalamada yine 4. O halde Mustafa'nın mutlak sapması 0. Buraya da yazalım. Mutlak sapma, Mustafa için 0. Çünkü Mustafa'nın şişirdiği balonların sayısı ile ortalama birbirine eşit. Sırada Samet var. Samet, 5 balon şişirdiğine göre, ortalamadan farkı, ya da sapması, 1 olur. Mutlak sapmadan bahsettiğimiz içinse, bu sapmanın yönünün önemi yok. Samet, ortalamanın üstünde sapması 1, mutlak sapması da 1. Kemal ise ortalamadan 2 farklı. Mutlak sapması 2. Tarık ise yalnızca bir balon şişirmişti. Bu durumda sapması da mutlak sapması da 3 oluyor. Şimdi de bu mutlak sapmaların ortalamasını alacağız. Bu Mustafa'nın mutlak sapması, bu Samet'in, bu Kemal'in ve bu da Tarık'ın. Bunların ortalaması için de yine 4'e böleceğiz. 0 artı 1 artı 2 artı 3 6 etti. 6 bölü 4 ise 1,5. Ya da şöyle yapalım. 6 bölü 4, 3 bölü 2 eşittir. Bu da 1 tam 1 bölü 2. Yani kısacası 1,5'e eşit olur. Evet, 1,5 bu değerlerin ortalamadan ne kadar saptıkları, ortalamadan ne kadar farklı oldukları konusunda bize bir fikir veriyor. Şimdi biliyorum ortalama mutlak sapma için karmaşık böyle mutlak değer işaretleriyle dolu bir formül olduğunu ve neden bunu kullanmadığımızı düşünüyor olabilirsiniz ama aslına bakarsanız bizim yaptığımız şeyle o formülün amacı aynı. Formülle mutlak değer işaretleri kullanarak her verinin ortalamadan ne kadar saptığını yani ortalamanın ne kadar altında ya da üstünde olduğuna bakıyorsunuz. Evet mutlak değer bunu yapar. Pozitif ya da negatif işaretlerini kullanmadan bir verinin ortalamadan ne kadar saptığını söyler. Eğer ortalamanın 3 altındaysa 3 deriz, 2 üstündeyse de 2. Bu kadar. Hepsi bu. İsterseniz bu yaptığımız işlemin aynısını formülü kullanarak da yapalım. Böylece her şey daha açık ve daha net olacak. Ortalama mutlak sapma eşittir. Mustafa ile başlayalım. Kaç balon şişirmişti? 4. Bundan ortalamayı yani 4'ü çıkaracağız. Tabi bu işlem mutlak değer işareti içinde olacak. Evet, bu Mustafa'nın mutlak sapması. Biraz sonra sonucun sıfır olduğunu bulacağız. Sonra Samet'in şişirdiği 5 balon var. 5 eksi ortalama, yani 4. Yine mutlak değer içinde. Kemal 6 tane şişirmişti. Mutlak değer içinde. 6 eksi 4, ve son olarak da tarın şişirdiği bir balon var. Mutlak değer için de yine 1 eksi 4 yazdım. Tüm bunları elimizdeki veri sayısına, yani bu örnekte balon şişiren kişi sayısına böleceğiz. Bölü 4. Bu 4'ü de şöyle morla yazayım. Diğer sayılardan farklı olsun. Çünkü bu ortalama olan 4. Peki şimdi ne yaptık özetleyelim. Her bir veriyi aldık, ortalamadan ne kadar saptığını bulmak için de mutlak değer kullandık. Mutlak değer kullanmamızın sebebi sapmamızın ya da uzaklığın niceliğini, sadece niceliğini bulmak istememiz. Negatif ya da pozitif olmasıyla ilgilenmiyoruz. 4 eksi 4 sıfır eder. İşte buradaki sıfır. 5 eksi 4'ün mutlak değeri başka bir renkle 1 eder. Bakın burada da 1 var. Bakın grafikte verilen bilgileri kullanarak elde ettiğim sonuçları formülle de elde ediyoruz. 6 eksi 4'ün mutlak değeri ise 2'dir. O da burada. Grafik üzerinde de burada. Ve son olarak da 1 eksi 4'ün mutlak değeri. 3. Buradaki 3 ile aynı 3. İşte buradaki uzaklıktan bahsediyorum. Bunların hepsine 4'e bölüyoruz ve sonuç 1,5 oluyor. Bu kadar kolay.